Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bir önceki videomuzda üçgende açı konusundaki bazı soruları çözmüştük. Üçgendeki iç açıların ölçüleri toplamının 180 derece, dış açıların toplamının 360 derece ve üçgende herhangi iki tane açının bu iki açıya komşu olmayan dış açıya eşit olduğunu, herhangi iki tane iç açının toplamının, tekrardan onu ben bir ifade edeyim, bu çok önemli bir özellik çünkü. Üçgende herhangi iki tane İç açının toplamı bu iç açılara komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Yani şuradaki açıya A atıyorum. Buradaki açıya da B diyecek olursam bu iki iç açıya komşu olmayan açı burada olduğu için bu da onların dış açısına eşit olacaktır. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Bakın birçok soruyu ben bir önceki videoda bu özelliği kullanarak çözdüm ve devam edeceğim yine bunu yapmaya. Şimdi başlayalım. Şuradaki açıya Y diyorum. Buradaki açıya da y diyorum. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar ilk başta şuna bir odaklanalım. EBD üçgenine lütfen dikkat ediniz. EBD üçgenine. EBD üçgenindeki dış açı şu. Dış açı şu. Mavi ile karaladığım açı. Bu açıya komşu olmayan iç açılar hangileri? Bir tanesi bu. Bir tanesi de şu. Dolayısıyla buradaki açı ile şuradaki açının toplamının y olması gerektiğini ifade etmiştik. O halde şuradaki açı ne olacaktır? y-60 olacaktır. Çünkü y-60 ile 60'ı topladığım zaman y yapıyor. Peki, şimdi kırmızı ile boyadığım üçgene lütfen dikkat edelim. Kırmızı ile boyadığım üçgene lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Bakacak olursanız buna, buradaki dış açı y. Bunlara komşu olmayan iç açılar hangileri? Şu 1, şu da 2. Yani x ile y-60'ın toplamı ne olmak zorunda? Y olmak zorunda. Y'ler gitti ve x'i buradan 60 derece olarak buluyorum. Arkadaşlar, bakın şu özellik hakikaten çok önemli ve işinizi çok kolaylaştıracak. Aksi durumda, bakın bunu böyle çözmek istemiyorum ben derseniz, şunu yapmanız gerekecek maalesef. Şimdi ben buradaki açıya y dedim. Şuradaki açı ne olacak? 180 eksi y olacak. Ondan sonra buraya ben mecburen üçüncü bir değişken olarak z'yi atacağım. Sonra 180 eksi y artı z artı 60 eşittir 180 diyeceğim. Yani bir sürü bilinmeyenle uğraşacağım. Anlatabiliyor muyum? Bunların yapılmasına gerek yok. Şu özelliği adam akıllı hakim ol. Sadece şu, yani başka bak bir şey istemiyorum senin. Şu özelliği adam akıllı hakim ol. Yapacaksın zaten soruları. Zor bir şey yok. Ha, göremiyorum hocam. Yapamıyorum hocam. Olabilir. Şu anda normal böyle şeyler. Ama yani atıyorum adını sorduğun zaman mesela sana birisi adını sorduğu zaman sen Ecem Çakıcı diyorsun. Zorlanmıyorsun. Bu özellikte de o hızda yorum yapman gerekiyor kardeşim. Bu çok önemli bir özellik. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir özellik. Şimdi 20. soruyla devam ediyorum. Arkadaşlar x ve y açılarının farkları sorulmuş. Dolayısıyla x ve y açısını bulabilmem için benim öncelikle şuradaki ve şuradaki açıyı bulmam lazım ki x ve y'yi tek tek tespit edip çıkarayım birbirinden. Şimdi her zaman yaptığım gibi öncelikle iki iç bir dış kuralını kullanacağım üçgenleri tarıyorum. Bakınız kırmızı renkte boyadığım üçgene lütfen dikkat ediniz. Burada şuradaki açı 20 derece. Buradaki açı da 30 derece olduğu için bu iki açının toplamı kendisine komşu olmayan şuradaki açıya ne olacak? Eşit olacak. Burası 50. Şimdi şunu da yaptığım an iş bitecek. Maviye taradım üçgene lütfen odaklan. Bu üçgende iç açılar y ve 40. Bunlara komşu olmayan dış açı nerede? Şurada. O halde y artı 40 eşittir 50. Y'yi bulduk bile. Y 10. Peki şuradaki üçgendeki iç açıları gördün mü? X artı 70 artı 50 ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. O halde x buradan ne çıkacak? 60 çıkacak. Evet. Yüksek matematik bilginizle x'ten y'yi çıkarıyorsunuz arkadaşlar. 21 ile devam ediyorum.
Burada iki iç bir dışla alakalı bir özellik yok. Daha rahat olarak bunu görebileceksin. Şimdi önce kırmızı renge boyadığım üçgende iç açıların toplamlarının 180 olduğunu zaten biliyorum. Bu iç açıları bir görelim. Şimdi buradaki açı 75 derece, buradaki açı 90 derece. O halde şuraya ne kaldı? 15 kaldı. E bu açı 15 ise şu açı ne yaptı? 75 yaptı. Şimdi maviye boyadığın üçgene dikkat et. Maviye boyadığım üçgene dikkat et. Bu üçgende iç açıların toplamlarını yine 180 olarak biliyorum. 90 derece burada, 75 derece burada. O halde x 15 derece olacaktır. Evet, şimdi 22 ile devam edelim. Arkadaşlar, sıra sıra hangi üçgenleri öncelikle kullandığımı ifade edelim. Bakın, siyaha boyadığım üçgende iç açıların toplamı zaten 180. 90 burada, 20 burada, 110. O halde şuradaki açıya ne kaldı? 70 derece kaldı. Ters yöne bakan açıların eşitliğini kullanırsam, buradaki açının ölçüsü 70 ise buna tam tersi yöne bakan şuradaki açının ölçüsü ne olmak zorunda? 70 derece olmak zorunda. Peki. Şimdi kırmızıya boyadığım üçgene dikkat etmeni rica ediyorum. Bu kırmızıya boyadığım üçgen için dış açı 70 derece ve bunları oluşturan iç açıların toplamı da 70 olacak. O halde şuradaki açının ölçüsü ile şuradaki açının ölçüsünün toplamı 70. Demek ki burası nedir? 70-y'dir. Çünkü 70-y ile y'yi topladığım zaman 70 yapacak. E burası 70-y ise şurası da 70-y. Şimdi son olarak arkadaşlar, videolar biraz uzuyor çünkü benim şekil olarak size bunları göstermem gerekiyor. Daha net görmeniz açısından. Maviye boyadığım üçgene bak. Maviye boyadığım üçgene bak ve iç açılarını yazalım bunu şimdi. X artı 70-y artı 70 eşit olmak zorunda neye? 180'e. O halde x-y'yi buradan 40 olarak buluyorum. Şurası 140 yapacak çünkü. O 140'ı karşıya alırsa x-y 40 olacaktır. Peki 22 ile devam edelim. Her zaman yaptığımız gibi ikinci bir değişken atayarak yola çıkıyorum. Değerli dostlar, siyaha boyadığım üçgene değil, kırmızıya boyadığım üçgene dikkat ediniz lütfen. Şimdi bu üçgende iç ve dışları bir görelim. Şimdi buradaki iç açımız y derece, buradaki iç açımız 70 derece. Bunlara komşu olmayan şu açımız ne yapacak? Mecburen y artı 60 yapacak. O halde y'si buradaysa şuraya ne kaldı? 60 kaldı. Son hamlemi yapıp soruyu tokatlıyorum. Mavi renge boyadığım üçgene dikkat ediyorsun. X artı 60 artı 40 ne olacak? 180 olacak. Dolayısıyla x buradan 80 derece olacaktır. Evet, 24'te devam. Buradaki açıya y ve şuradaki açıya da z dedim. Peki. Şimdi kırmızı üçgene dikkat et. Kırmızı üçgene dikkat et. Kırmızı üçgendeki iç açılar y ve 80. Bunlara komşu olmayan dış açı nerede? Şurada. Şurada. O halde şurası komple ne yapacak? Y artı 80. 80'i buradaysa demek ki burası ne yaptı? Y yaptı. Peki, maviye boyadığım üçgene dikkat ediyorsun. Maviye boyadığım üçgende iç açılar hangileri? Y ve Z. Bu iç açıların toplamı bunlara komşu olmayan şuradaki dış açıyı vermeyecek mi? Yani X eşittir Y artı Z olmayacak mı? Olacak. Şimdi X'i bulmak için Y artı Z'yi bulmak lazım. ABC üçgenine dikkat edersen
ABC üçgenine dikkat edersen bu üçgendeki iç açıları yazıyorum. 2y artı 2z artı 80 180 olacak. 80'i karşıya alırsan 2y artı 2z eşittir 100 ve y artı z eşittir 50 derece olacaktır. Ki x'in 50 olduğunu görüyorum. Emoji, sen bu soruları iyi tokatlarsın. 25. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Buradaki açılara birer tane değişkeni atadık. Y ve Z dedik. Şimdi şunu görüyorum ki burada. Bakınız, kırmızıya dikkat edelim. Kırmızıya dikkat edelim. Artık uzun uzun açılar göstermeyeceğim. Hepiniz anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Y artı Z ne olmak zorunda? 85 derece olmak zorunda. Peki. Başka ne söyleyebiliriz? Maviye taradığım üçgene lütfen dikkat edelim. Maviye taradığım üçgene lütfen dikkat edelim. Şuradaki açı ne yapmış olacak? Şuradaki açı ne yapmış olacak? X artı 55 derece yapmış olacak. O halde bakınız şuradan eşitliği yazmaya çalışalım. FEC üçgeninde. FEC üçgeninde eşitliği yazmaya çalışalım. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu eşitliği. X artı Z artı 55 artı 85 ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. O halde X artı Z artı 55 ile 180'i toplarsam 140 eşittir 180. Ve X artı Z'yi buradan ne buluyorum? 40 buluyorum. Yukarıda Y artı Z'nin 85 olduğunu bulmuştum. Çıkaracak olursam Z'ler gitti ve Y eksi X'i de 45 olarak buluyorum. Arkadaşlar, şurada bir doğru açı oluştuğunu göreceksiniz. Ve X artı 2Y'nin 180 olduğunu tespit etmiş oluyorum. Zaten Y eksi X 45'te. Bu iki açıyı topladığım an X'ler gidecek ve 3Y'nin 225 derece olduğunu tespit etmiş olacağım. Son hamle olarak ne yapıyorum? 225'i 3'e bölüyorum ve 75 derece olarak buluyorum Y'yi. Y'yi 75 derece olarak buluyorum. O halde şuradaki denklemde de son olarak Y'ye 75'i yazacak olursam X 30 derece olacaktır. Evet, biraz daha bizi işlemsel olarak artık uğraştıracak sorular, bir önceki sorudan da anlayacağınız gibi burada da biraz işlem olarak uğraşacağız ama çok bir numarası yok. Şimdi öncelikle A, B, D üçgeninde iç açıları toplayalım. 2A artı B artı 120 ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. O halde 2A artı B 60 geldi. ABC üçgenine odaklanalım. ABC üçgenine odaklanalım. 5A artı 2A. Arkadaşlar özür diliyorum. Az evvel çekmiş olduğum video kaydedildi. 5A 2A artı A artı B 180 derece olacaktır. Ki burası ne yapıyor? 8A artı B 180 oluyor. Şimdi buradan bulmuş olduğum iki tane denklemi değerlendirmeye alalım. 8A artı B eşittir 180. 2A artı B eşittir 60. Bu denklemi eksiyle çarpıp toplarsam bunlar gitti. 6A eşittir 120. A'yı buradan 20 olarak buluyorum. A'yı 20 bulduğum için şurada A'ya 20 yazacak olursam burası 40 yapacak ve B'yi de
20 derece olarak buluyorum arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Çizgili açılara y, noktalı açılara x dersem. Şunu görmüş oluyorum ki bakınız yine 2 eş bir dış geldi. Kırmızı ile boyadığım üçgene lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Y artı 30. Y artı 30 x'e eşit olmak zorunda. Peki. Şimdi ABC üçgeninde iç açıların toplamlarını beraberce bir yazalım. Y artı 30 artı x artı y ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. Değişken sayısını teke düşürebilmek adına y gördüğüm yere ya da x gördüğüm yere fark etmez. X gördüğüm yere y artı 30 yazayım. X gördüğüm yere y artı 30 yazıyorum. Şurada x'e y artı 30 yazacağım. Y artı 30 artı y artı 30 artı y eşittir 180. 3y artı 60 eşittir 180. 180'den 60 çıkarırsam 120. 3'e bölersem 40 olacaktır. Y 40 olduğu için x nedir? 70'tir. Şimdi soru ne diyor? BCA açısını soruyor. BCA açısını soruyor ki 40 olacaktır. Evet 28. Buradaki açıları y diyerek yola çıktım. Şimdi ters yöne bakan açıların eşitliğinden bahsetmiştik. Doğru da açı konusunu anlatırken. Buradaki açının ölçüsü y derece olduğu için buna tam tersi yöne bakan şu açının ölçüsü de yine ne olmak zorunda? 50 derece olmak zorunda. Kardeşlerim, kırmızıya boyadığım üçgene odaklanınız lütfen. Bu üçgende iç açılar y derece ve 50 derece. Bu iç açılara komşu olmayan dış açı nerede? Şurada. O halde x ne olmak zorunda? Y artı 50 dereceye eşit olmak zorunda. Ben ayrıca ne biliyorum? FBD'ye bakar mısın lütfen? FBD'ye. FBD üçgendeki iç açılar x artı 80 artı y 180 olmak zorunda. O halde x artı y buradan 100 derece. X artı y 100 ise ben x'in de y artı 50 oldu. Daha doğrusu x'i sorduğu için artık y'yi x cinsinden yazalım. Y buradan x eksi 50'dir. Y'yi x eksi 50 yazarsam x artı x eksi 50 eşittir 100. 2x eşittir 150 ve x buradan 75 derece olacaktır. 29. Açılara y diyerek yola çıktık. Şimdi kardeşler biliyorsunuz ki üçgende iki tane iç açının toplamı onlara komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Şimdi şuradaki açı ne yapmış olacak? 50 artı x derece yapmış olacak. Peki şuradaki açı ne yapmış olacak? 50 artı x'in y'si buradaysa buraya ne kalıyor? Şuraya ne kalıyor? 50 artı x yapacağı için burası. 50 artı x eksi y yapıyor, doğru mu? Sadece şuradaki açı. Çünkü burası ile burasını topladığın zaman 50 artı x yapacak. Şimdi şu üçgene lütfen odaklan. Şu maviye lütfen odaklan. Mavide iç açılar toplamını yazıyorum. 50 artı x eksi y artı y artı 100 eşit oldu neye? 180'e. Y'ler gitti. 150 artı x eşittir 180. Ve x'i buradan 30 buluyorum. Evet, 30. soru. BCA açısına y diyerek başladık. BCA açısına y diyerek başladık. CAB açısı y artı 30. CAB yani şuradaki açı y artı 30 derece geldi. Evet. Şimdi yeşile odaklan. Yeşil üçgene lütfen odaklan. Bu üçgenin dış açısı x derece.
Bir tane iç açısı y. O halde şuradaki açısı ne yaptı? X eksi y yaptı değil mi? Çünkü bununla şunu topladığım zaman x'i verecek, unutma. E burası x eksi y ise burası da x eksi y. Son hamlemi yapıyorum. ABD üçgeninde iç açıların toplamlarını yazıyorum. X eksi y artı x artı y artı 30. Bu toplam 180 derece olacak. Y'ler gitti. 2x eşittir 150 ve x'i buradan 75 derece olarak buluyorum. Evet arkadaşlar, üçgende açılar ile alakalı olan videomuzu burada bitirmiş olacağız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.